Ben Akpınar Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce bu evi satın aldım. Ve satın aldığımda bu evin içerisinde bir köpek 8 sene yavru yavrulamıştı. Ve onları görünce de bu evi almak istedim. Ve buna istinaden ben bu 8 sene yavruyu yaklaşık 7 ay boyunca büyüttüm, besledim. Götürdüğüm dükkanından çıkan artıklarla, kasaptan aldığım paylarla bu hayvanlara ben baktım. Suda kaynataraktan getirdim bu etleri. Artı 7-8 ay sonra bu hayvanlarımı su, etleri kaynatmış olduğum suyun içine ilaç koymuşlar. Biz bahçede yokken. Biz bunun farkında olmadan yeni yaptığım etleri kaynatarak hayvanlara verdim. Hayvanlar zehirlenmişti. Ve bunun üzerine 3 tanesini veterine getirdim. Veteriner arkadaşım 3 gün boyunca bunda restoran verdi, müdahale etti. Ama bunlar da ölür Sami Bey diye bana tekrar teslim etti. Ve bu hayvanlarım ölmüştü. Bu esnadan sonra da benim burada bir köpek kulübem vardı. Bu köpek kulübemi başka köpeklere, yine sokaktaki bulunan, meydanda bulunan evimin önündeki köpeklere, yine ben dükkanımdan çıkan artıkları sürekli götürüyordum. Götürmem esnasında bazı komşularım rahatsız olan çocukları vardı. Ya Sami Bey, sen buraya etleri köpeklere getiriyorsun ama biz çocuklarımızı çöp atmaya veya sokağa çıkaramıyoruz. Özürlü oldukları için köpeklerden korkuyorlar dedi. Bana tepki de göstermişlerdi. Ben bu hayvanlara bakıyorum diye. Aslında ben hayvan düşman değil, hayvan sever bir vatandaşım. Ve bu evi de alırken o hayvanları görerek ben aldım. Bu arkadaşlar yaklaşık 7 ay önce bizim mahallemizde bu köpeklere besleme yapmaya gelmeye başladılar. Besleme yapılan alanla köpeklerin yemlerini attıkları alan farklı bir alan. Her iki alan birbirini tutmuyor. Kulübe benim evimden 50 metre ilerideyken etler ve kemikler benim evimin önüne atılıyor. Bunu söylememe rağmen bu bayan bana sürekli tepkiyle yaklaşıyor. Argo cümleler sarf ediyor. Siz geldiniz, hayvanların yerine girdiniz. İşte siz insan değilsiniz, siz hayvansınız. Burası babanızın yeri değil diye. Bütün komşularıma, bana değil bütün komşularıma da aynı şekilde tepkiyle yaklaşıyor. O kemikleri toprakların üzerine, işte çalılakların üzerine, yerlere saçaraktan, kolyeden, kulübenin önüne bırak dememize rağmen, yine kendisi bizim topladığımız etleri kulübenin önüne koymamıza rağmen tekrar kolyeleri alıp üzerimize saçaraktan geri getirip eve, bizim önüne, alana döküyor. Bunu defalarca yapmasına rağmen en son kendi kameralarından aldım. Arkadaşlara dedim ki, bakın benim yaptığım, çektiğim videoyu siz silersiniz ama bu doğrusu. Buraya dedim atıldığı zaman bu hayvanlar bunu yemez ve burada sinek, böcek, pislik doğar ve buradaki insanlar mikroba bulaşır ve bunun kimse hesabını veremez. Bu olayda ne bir kadına ne de bir köpeğe şıklıyorum. Eğilerekten yerden almış olduğum et ve kemik parçalarını taşlayıp köpeği taşlıyor diye iddia eden hanımefendi bu konuyu tamamen yalan söylüyor ve ellerinde kamera kayıtları vardı ve bana saldırdıkları anın kaydını atmıyorlar. Yani lütfen kamuoyundaki duyarlı insanlar, hayvansever kardeşlerim, ben de bir hayvan severim, siz de bunu bilin ve oraya gelin 20 tane, 30 tane insanlara sorun ve benim hayvan sevdiklerimi onlardan öğrenin. Ama size şunu söylüyorum, o kadının yapmış olduğu hayvan besleme yanlış, o şekilde hayvan beslenmez ve o kadını ben uyarmama rağmen kadın bana saldırdı ve oğlundan aldığım yumrukla ben kendimi kurtarmaya çalıştım, kafayı atınca da annesine çarptı, ne hayvana ne de kadına ben saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle yalandır. Görgü tanıklarım zaten bunun peşinde ve ifadelerini verdiler. Olay yargıya aksedildi. Şu an yargıda devam eden süreçte doğruları zaten yargıdan öğreneceksiniz. Darp ve köpeğe ve kadına darp dedikleri cümleyi ben size anlatayım. Ben en son köpeklere atılan kemikleri yerden toplayıp kolye koyup kulübenin önüne bırakmama rağmen kadın tekrar o topladığım kemikleri taş alıp köpeklere atıyor diye iddia ettiği nokta benim topladığım kemikler. Ve o kemiklerden kadın bana saldırdı. Saldırınca arkamdan bana sarıldı. Bana sarıldıysa da oğlu bana bir tane yumruk vurdu. Yumruğum nereden geldi diye döndüm böyle. Sürmüş bana kafa atıyordu. Ben de eğilince annesinin çenesi oğlanın kafasına maruz kaldı. Kesinlikle benim ne kadına el kaldırdım, ne çocuğa ne köpeğe. Hanımefendiye pardon diye elimi dahi uzatmadım. Bu olayda tamamen kadın duygusallık yapıyor. Kamuoyunu yanlışa yönlendiriyor. İnsanların duygu sömürüsünü aldatıyor. Bundan başka da bir olay yoktur. Teşekkür ederim.